Herkese merhabalar. Elektrik yükleri ve elektriklenme konumuzla beraberiz. Çok önemli bir konu çünkü elektriğin temeli aslında burada saklı. Şimdi artı eksi, eksi eksi, artı artı nasıl birbirini etkiliyor? Buna bakacağız seninle beraber. Elektrik yüklerinin bir tanesi mesela bazı yüklü cisimlerde eksi yüklü, eksi yüklü cisim ne yapar? Aynı kutuplar birbirlerini iterler. Aynı yükler birbirlerini iterler. Mesela artı artı birbirini iter. Mesela böyle iplerin ucuna böyle yüklü cisimler bağlasak işte bu şekilde birbirlerine uzaklaşmaya, kaçmaya çalışıyorlar. Burada ise dikkat et artı eksiği yani zıt yükler birbirlerini çeker prensibinden birbirlerine doğru yaklaşmaya çalışıyorlar. İşte buradaki kurallara bakacağız seninle beraber. Nötr de bütün yüklülerle birbirini çekiyor bu arada. Onu da inceleyeceğiz. Orada detaylar var seninle beraber göreceğimiz. Aynı zamanda elektriklenmeye bakacağız. Peki bu elektrik yükleri nasıl ortaya çıkıyor? İşte bazen etkiyle elektriklenme oluyor. İşte eksi yüklü bir cismi yaklaştırınca bir kısmı artı bir kısmı eksi olabiliyor cisimlerin. Aynı zamanda sürtünme elektriklenme oluyor. Ebonit ve yün. İşte aynı zamanda cam ve ipek ve benzeri farklı farklı maddelerin birbirine sürtünmesiyle bu şekilde elektrik yükleniyor cisimler. Bunlara bakacağız seninle beraber. Aynı zamanda dokunma elektriklenme oluyor. Eksi yüklü cismi artı yüklü cismi bir başka nötr cisme dokundurunca aslında yük transferi oluyor. Bunları beraber öğreneceğiz. Gerçekten önemli bir konu. Elektriğin temel konularından yani temel başlangıcı diyebiliriz. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. Yanımda Tankut var. Tankut'la beraber bu konuyu mükemmel bir şekilde nasıl evladım? Nasıl gidiyor İyiyim her şey? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Kampın nasıl gidiyor evladım? Harika gidiyor hocam. Bomba gibi. Tebrik ediyorum seni. Şimdi elektriklenme nedir? Hemen anlamak için şöyle düşüneceğiz. Bir kere her maddenin içinde neler vardı Tankut evladım? Atomlar vardı. Ve bu atomların içinde artı ve eksi yükler var. Dolayısıyla ben bu artı ve eksi yüklerden dolayı sürekli elektrikle aslında şey halindeyim, temas halindeyim. Dolayısıyla vücudumuzda, canlılarda, dünyada, her yerde artı ve eksi yükler var. O yüzden elektriklenme kaçınılmaz bir gerçek. Bunu bilerekten hemen şuna bakalım. Cisimlerin sahip oldukları bu elektriksel yüklerin yer değiştirmesine biz aslında elektriklenme diyoruz. Mesela günlük yaşamda uygulamalara baktığın zaman gerçekten dikkatimizi çeken mesela saçlarımızın balona yaklaştırılınca sürtünmeyle elektriklenmiş bir balona yaklaşınca böyle kalkışması, işte ne bileyim tüylerimizin böyle diken diken olması gibi bazı yerlerin yakınına geldiğimiz zaman işte bunların hepsi kazağımızı çıkarttıktan sonra bunların hepsi elektriklenmeyle alakalı. Mesela fotokopi makinesine baktığımız zaman fotokopi makinesinde toner denilen koyu renkli bir toz aslında ne yapıyor? Metal plakanın elektrik yüklü kısımlarına yapışıyor ve altından geçen boş kağıdı da boyayarak aslında bir fotokopi yapılmış bir kağıda dönüştürüyor. Veya işte sprey boyalarda var mesela Tankut evladım benim. İçlerindeki boyayı elektrik yüküyle yüklüyor ve arabanın yüklü boyayla zemin arasında oluşan çekim kuvvetten dolayı arabanın üstüne yapışıyor kalıyor. İşte vay be. Bunlar gerçekten güncel yaşamda olan örnekler. Fotokopi makinesi, ondan sonra saçlarımızın balonla işte uçuşması. Hocam ben günlük kazak giyince sürekli böyle bir elektriklenme oluyor. Aynen. Çatır çutur olur hatta. O işte aslında tamam. Hatta karanlık bir yerde girip çıkarmaya çalışırsan böyle resmen elektriği görebilirsin. İşte bunların hepsi elektrik yüklerinin yer değiştirmesi demek aslında. Peki geldik bir tane soruyla hemen bu işi pekiştirelim. Demiş ki adam baca içine yerleştirilen elektrik yüklü kablolar bacadan geçen tozların elektrikle yüklenmesini sağlar. Daha sonra tozlar bacanın etrafındaki zıt yüklü bir tabaka tarafından çekiliyor. Böylece filtre sistemindeki elektriklenmeyle tozların havaya karışması önleniyor. Ha bak dikkat et. Filtre sisteminde elektriklenme oluyormuş ve tozları aslında tutuyormuş. Ve bu sayede ne yapıyoruz? Biz tozsuz hava alıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Buna göre hangileri elektriklenme sonucu gerçekleşir demiş. Yün kazağı çıkarırken duyulan sesler tamamen elektriklenme sonucu. Tebrik ediyorum. Çıt çıt sesler çıkartır. Kaydıraktan Tankut evladım kayarken saçları havalanan çocuk. Tabii ki işte kayarken aslında elektrik yükleri yer değiştirdiğinden dolayı saçları bir anda böyle dik dik oluyor. Yolculuk bitiminde araçtan inerken kapı kolunu elimize çarpması tamamen elektriklenme. Hatta günlük hayatta şu anda karşımıza bu daha da sık çıkmaya başladı. Çünkü her tarafta elektrikle çalışan aletler var ve bu elektrikle çalışan aletlerden bizim vücudumuza elektrik geçiyor diyoruz. Elektriklenme çeşitlerine baktığımızda 3 çeşit Tankut evladım benim. Bir tanesi sürtünme. Ondan sonra ikincisi dokunma,
Üçüncüsü de tanku evladım, hemen yeni sorularımız çözüyor zaten, etkili elektriklenme. Dolayısıyla biz şimdi sürtünme elektriklenmeye başlayalım. Sürtünme elektriklenme bunların için en basiti. Ben mesela şu kalemi mesela diyelim ki şöyle şu kağıdı sürttüm diyelim. Sonra bu kağıt parçalarını çekebilecek veya tüylerimi böyle hareketlendirebilecek pozisyona gelebiliyor. İşte bu tamamen sürtünme elektriklenme. Buna şöyle örnekler verilebilir Tanku evladım benim. Mesela yün kumaşı ebonit çubuğa sürttüğümüz zaman bak, yün kumaşı böyle alıyoruz. İşte ne bileyim şu kumaş diyelim, gömleğimin kumaşı. Şöyle ebonit çubuğa, o da plastik çubuk gibi bir şey. Evet hocam. Onu sürttüğümüz zaman o ortaya çıkan tabloyu mutlaka bilmemiz gerekiyor Tanku evladım benim. Ebonitin baş harfi ne? E'dir hocam. Yani E'dir. Çubuk, o yüzden ebonit çubuk eksi oluyor. Aynı eksi de E ile başladığı gibi Tanku evladım. Yün kumaş da artı oluyor. Tebrik ediyorum seni. Aynı şekilde ipek ve cam çubuğu, ipek kumaş ve cam çubuğu birbirine sürttüğümüz zaman ipeğin son iki harfi ne? Ek. İpek, E ve K. İpeksi olarak ezberleyebilirsin. Çünkü ipek her zaman eksi oluyor. Cam çubuk da artı oluyor Tanku evladım benim. Bunu da bilmemiz gerekiyor. O yüzden bir tanesi eksi, bir tanesi artı. O yüzden sürtünme de elektriklenme de her zaman ama her zaman zıt yükle yüklenirler. Bunu lütfen bil. Çünkü bir tanesi bir tanesine veriyor. Bir tanesi bir tanesine verince diğerinin azalıyor. Mesela bir tanesi pozitif oluyor. Gülen suratlı var. Çok güzel, mutluyum. Ama diğeri buna verdiği için azalıyor gibi düşünebilirsin. Hani ya bir tanesi pozitif, bir tanesi her zaman bir artı eksi oluyor. Peki nereden nereye yük transferi oluyor dersek, bu da çok önemli bir şey Tanku evladım benim. Şunu unutma. Şimdi bir atom çizeyim ya sana Tankucuğum. Evet. Tankucuğum. Bak, atomun bir çekirdeği vardır. Bir de dışında Tanku evladım benim yörüngeleri vardır. Böyle böyle halkalar vardır. Bu halkaların üzerinde de eksi yükler dolaşır. Tanku evladım benim, sence içindeki o tam merkezindeki şeylerin mi hareket etmesi daha rahattır? Yoksa dışarıdaki şeylerin mi? Dışarıdakilerin daha rahattır. Mükemmel zeki bir gerçekten beyin kapasiten çok yüksek. Biliyorum hocam. Dolayısıyla bunlar daha hızlı, daha fazla hareket edeceğinden dolayı işte bu hareketi yapabilecek tek şeyler ne diyoruz? Eksi yükler. Yani aslında bizim elektron olarak bildiğimiz şeyler. Dolayısıyla ben diyorum ki eksi yükler hareket eder. O zaman bu adam eksi olmuş, bu adam artı olmuş ama ilk başta bunlar nötrlerdi diyelim. O zaman adam yün kumaştaki eksi yükler bu tarafa geçmiş diyebiliriz. Çünkü ebonit eksi yüklü olmuş. Aynı şekilde bak, ipeksi olması için eksi alması gerekiyor. O zaman cam çubuktan eksi yükler nereye geçmiştir? Ebonite geçmiştir. Bunları da bilsen süper olur. Peki geldik. Yeni nesil bir soru seninle çözelim. Cam bir çubuk ipek kumaşa sürtüldükten sonra. Biliyoruz zaten. Cam artı olacak, ipek eksi olacak, onu biliyoruz. Yüklü kale oyuncak arabalara aşağıdaki gibi yaklaştırılıyor demiş. Ha, tamam. Yüklü demiş ama dikkat et, yüklü. Metal araçların hareket yönleri şekilde veriliyor demiş. K aracının bağlı olduğu yay uzayarak bir miktar gerilirken. O zaman K bu tarafa doğru gitmiş. Yani cam çubuğa doğru yaklaşmış. Gerilmiş çünkü bu tarafa doğru gelmiş. L'nin bağlı olduğu yay ise bir miktar sıkıyor. O zaman L de demek ki bu tarafa gitmiş. L de bu tarafa doğru yaklaşmış. Ha. Şimdi o zaman şöyle düşünebilir miyiz Tanku Tebrihan Bey'im? Cam çubuk K şu çubuğunu çekmiş aslında. Çünkü birbirine yaklaşmaya çalışmışlar. Burada ise cam çubuk L itmiş hocam. Aynen, süper, itmiş diyebiliriz. Şimdi Tanku Tebrihan Bey'im, artı ve eksi yükler birbirlerini ne yaparlar sen? Zıt kutuplar birbirlerini çekerler hocam. Mükemmel zekisin. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla bir de şöyle düşünelim. Artı ve artı ne yapar birbirlerini tanıklıyor? İter hocam. Süper zekisin. İter. Peki eksi eksi olsaydı ne olurdu? Onlar da iter hocam. Mükemmel zekisin gerçekten. Çıkabilir miyim hocam? 5 aldın mı? Dur evladım, saygı. Dolayısıyla bir artılar birbirlerini iterler. Artı eksi birbirini çeker falan filan. Bunları anladık. Dolayısıyla bu adam bir kere camın artı olduğunu biliyorum ben. Buradaki cam da artı. O zaman bu adam çektiyse K eksidir, kusura bakma. O zaman bu adam birbirlerini ittilerse bu artıysa bu da artı olmak zorundadır. O zaman L'nin artı olduğunu, K'nın da eksi olduğunu söylediğimiz C seçeneğimiz doğru cevaptır diyorum ve geçiyorum yeni nesil sorumuzu, dokunma ile elektriklenmeye. Cisimleri birbirine temas ettirerek onların elektriklenmesini sağlayan şey aslında dokunma elektriği. Mesela bu kalem yüklü diyelim. Bu kalem ise nötr diyelim. Ben bunu buna dokundurduğum anda bundan buna veya bundan buna yük transferi oluyor. Yani elektrik paylaşımı yapıyorlar. Bu elektrik paylaşımını sağlayabilmek için aslında şöyle düşünmemiz gerekiyor. Toplam yük bulunuyor ve yükü paylaşıyorlar.
Şöyle düşünelim. Mesela K'nın yükünü hemen söylemiyor musun Tanku Töylü Hanım? Bak, bak bunlar eksikmiş. Sarılar eksikmiş. Griler de artıkmış. İkisi birbirine eşit olduğu zaman K hakkında nötr diyoruz Tanku Töylü Hanım. Evet. Nötr demek aslında yüksüz demek değil. Nötr demek artı ve eksi yükler birbirine eşittir demek. Dolayısıyla nötr diyoruz K cismine. L cismine bakarsak artı yükler gri olduğu için daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Evet. O zaman L cismi artı yüklüdür diyebiliriz. Peki M cismine baktığımız zaman M'de eksi yükler daha fazla, artı yükler daha az. O zaman buna da eksi yüklü diyebiliriz. O zaman hepsinin yükünü artık biliyorum. Nedir bu? Bu nötr, bu artı, bu eksi. Şimdi özdeş cisimler birbirlerine ne yapmışlar aslında? Dokundurulmuşlar. Şimdi K ve L cismi birbirine dokundurulmuş. Bu artı, bu eksi. Bu artı, bu nötr. Şimdi toplam yük sence nedir? Bunun artı, bunun nötr. Toplam yüke baktığımız zaman Tanku evladım benim artı çıkacak. Çünkü şöyle düşün. Bu nötr demek aslında hani matematik olarak sıfır demek, tamam mı? Etkisiz hocam. Artı demek artı 10 demek, sallıyorum. Artı 10 diyelim buna. Dolayısıyla bu adamla bu adamın toplamı artı 10'dur. Ha. Ben bu artıyı dağıtmam gerekiyor. Nasıl dağıtırım? İkisi de eşit olduğu için, eşit özdeş cisimler olduğu için, bak birbirle aynı büyüklükteler. Dolayısıyla diyorum ki 5 buna, 5 buna vereyim. O zaman ikisinin de yükleri artı olur diyorum. İşte bu kadar. Bu kadar, dokunma elektrikleme paylaşım ilkesi var. O zaman ne diyoruz dokunma elektrikleme? Paylaşım diyoruz. Neyi paylaşıyor? Toplamı paylaşıyor. Mesela KLM. KLM'ye de bak. Bu nötr, bu eksi. O zaman mesela bu M'ye de eksi 10 diyelim mesela. 0 ile eksi 10 birleştirildiği zaman ne olur Tanku Tevhid adım benim? İkisinin toplamı eksi 10 olur. Eksi olur. Eksi 10'u paylaşırsan eksi 5 eksi 5. O zaman eksi eksi ortaya çıkar. L ile M'yi birleştirirsek de artı 10 eksi 10 toplarsan ne olur? Artı olur hocam. Dangoz musun? 0 olur. Dangoz evladım benim. Hocam bazen dangozluğum. Harika. 0'ı bölüştürsen 0 olur. Nötr nötr yani. 0 nötr matematiksel olarak karşılığı demek diyoruz. O zaman ne diyoruz? 0 dediğimiz zaman nötr diyoruz. Bunu aklımızın bir köşesinde tutalım. Geldik yine soruya. Yalıtkan iplerle asılı olan özdeş KL küreleri birbirine şekilde gibi dokunuluyor. Ha, dokundurmuşlar. Tamam eyvallah. Ama yüküne bakalım. Artı ve eksi yükler. O zaman bunun K'nın süper zeki bir adamsın gerçekten de. Buna baktık Tanku evladım benim. O bu da artı yüklü. Artı hocam. Daha fazla olduğu için bu artı peki yüklü. Peki hocam eksi çok yakın olsaydı artıya gene mi artı olacaktı hocam? Yine artı olacaktı. Hiç fark etmez. Sonuçta hangisi daha fazlaysa o olursun. Mükemmel bir soruydu. Tebrik ediyorum size. Cisimlerin yük miktarları grafikte gibi olduğuna göre dokunma işleminden sonra KL cisimlerin konumları aşağı hangisi gibi ödemiş? Bir kere Tanku evladım benim. Bu nötr yani sıfır diyelim. Bu artı yani artı 10 diyelim. Dokundurduğun zaman ne olur bunlar? Birbirleriyle toplam yükü artı 10 olur. Paylaştır bunları. İkisi de aynı özdeş cisimler. O zaman 5-5 dağılır. Ama bak artı 5 artı 5 olması gerekiyor. İki artı cisim birbirini ne yapar Tanku evladım benim? İter hocam. Süper zekisin. Gerçekten olağanüstü beyne sahipsin. Cevabımız Adana'dır diyoruz. İttiği zaman böyle olur. Çektiği zaman böyle olur. Bu zaten böyle bir şey olamaz hiçbir zaman. Ya iter ya çeker. Ya da böyle durursa ikisi de nötr olması gerekiyordu. Ama nötr değil kusura bakma diyoruz ve geçti. Etkiyle elektriklenmede de yüklü bir cisim nötr cisme dokundurulmadan böyle yaklaştırılıyor. Yani etkiyle elektriklenme aslında işin Türkçesi yaklaştırma demek aslında. Elektriklenmeye bakalım hemen. Yani yakınlaştırıyor ama dokundurmuyor hocam. Aynen tebrik ediyorum. Bak tonktum. Mesela eksi yüklü bir cisim. Eğer K ve L cisimlerin yakınına yaklaştırılırsa şöyle oluyor. Bak bundaki bu eksi yükler hangi yükleri çekerler? Artı yükleri çekerler. Eksi yükleri iterler değil mi? Evet. Bunun içindeki eksi yükler bu zımbırtılardan kaçar. Kaçtıkları zaman ne oluyor? Eksi yükler bir anda buraya doğru geliyor. Çünkü bunun içindeki bütün eksi yükler bundan kaçıyor, bu tarafa geliyor. O zaman burada ne kalıyor Tanku Tevlan'ın? Benim artı yükler kalıyor. İşte o zaman sol tarafta artı yük, sağ tarafta eksi yük kalmış gibi oluyor. Tam bu sırada sen bunları ayırırsan ne olur? Burada eksi yükler kalır. Burada artı yükler kalır. Dolayısıyla K ve L cisimleri buna artı buna eksi yapmış oldun işte. Bu etkiyle elektriklenmede cisimler her zaman ama her zaman aynı sürtünme elektriklenme gibi zıt yükle yüklenerek bunu da bilmemiz gerekiyor diyoruz. Bu haftanın özür sorusunu yap Tanku Tevhid Hanım, yorumlara yolla. Hadi bakalım.